Benim temizliğim bitti. Şimdi annem katmer yapıyormuş. Bir yanına geleyim dedim anneciğim. Bu arada ben katmer dedim ama Elazığ'da normalde biz buna patile diyoruz. Ama burada alışmışız katmer demeye. Gözleme aslında yani bildiğimiz gözleme. Arkadaşlar bunun tarifini koymadım. Çünkü ben temizlik yaparken annem iç harcını hazırlamış. Kısa canıcığım söyler misin iç harcında ne var? Çikili, kavurma, maydanoz, kuru soğan, pul biber, Bu kadar. biraz peynir. Gençler getiriyor. Gençler dedim ya. Dedim kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi büyüklerim de izliyor. Yaşıtlarım da izliyor. Ben ders anlatırken öğrencilere gençler demeye alıştığım için gençler dedim kusura bakmayın. Size göstermek için bir tane de patatesli yapalım. Oo, kabarıyor vallahi. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama sanki bizim yaptığımız tarifler biraz fazla turuncu çıkıyor değil mi? İkimiz bugün yorulduk. Annem zaten mutfaktan çıkmadı. Kendimize özel bir sofra kuracağız. Şimdi sofrayı kuracağım. Zaten daha demin söyledim, iki kişilik kuracağız diye. Babam da yok, kardeşim de yok. Şöyle. Arkadaşlar benim kurduğum sofralar, biz günlük nasıl yemek yiyorsak o şekilde sofralar kuruyorum ben. Yani videoyu yükleyeceğim diye özel olarak hazırladığımız hiçbir şey yok. O yüzden sofrada kullanmadığımız tabak da gelmiyor. Sofrada kullanmadığımız sofra bezi de gelmiyor. Normal bir ailenin akşam yemeğinde ne yerse, nasıl kurarsa sofrasını biz de o şekilde kuruyoruz. Hatta katmerler biraz yağlı olduğu için ben fazladan peçete çıkarayım. Biz yağlı yiyoruz onları. Yağlı dediğim üstüne tereyağı sürüyoruz. Şimdi annem katmerleri yağlıyor. Mutfağa gidelim. Tabakları getirdim. Annem istedi buraya getir dedi. Arkadaşlar ben yağlamasını çekecektim ama annem zaten yağlamış. Şöyle yani. Ve annem efsane hoşafını yapmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden abonelikleriniz, yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.